tabi namus ve şeref kavramları herkesin anlayabileceği bir kavram olmadığı için hemen birileri gene ayaklanıyor. "Vay efendim bunu nasıl yaparsınız?" ki o birileri hemen dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. Türk ordusunu Ergenekon balyoz kumpaslarıyla bitirmeye yemin etmiş FETÖ artıkları. Aslında turnusol kağıdı gibi bir olay. Yani siz FETÖ artığı nerede? Biz bu FETöcüler nerede? Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız. Hemen bakın buyurun. Kimin sesi çıkıyorsa bu teğmenlerin Atatürk'e namusu ve şerefi üzerine Türk ordusunun e, ebedi baş komutanına, namusu ve şerefi üstüne yemin etmek, söz vermek üzere, kılıç çatanlara, kim çatıyorsa dönüp baktığınız zaman artıkları orada bulacaksınız. Aslında bu kadar basit. Şimdi bu, tabii tuzağa düşüyoruz diyorum ya, e, muhalefet de düşüyor bu tuzağa. Ne oldu? Ali Mahir başarıyla Mustafa Varank arasında bu bir tartışma konusu oldu. İzleyelim. CHP'nin boyasını azıcık kazıyınca vesayet dönemini duydukları özlem hemen ortaya çıkıyor. Sen CHP'nin boyasını bırak. Adını dahi ağzına alamayacak birisin. Karşılıklı sert suçlamalar havada uçuştu. AK Parti ve CHP'li iki isim arasında genç teğmenler kavgası çıktı. Ha sonrasında da Mustafa Kemal'in askerleri izlemişler. Birileri bundan rahatsız olmuş. Ne diyeceklerdi? Hepimiz "Trikopis'in askerleri iz mi?" diyeceklerdi. Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok. İçeriği ne olursa olsun üniforma giyen kişi slogan atamaz. Korsan yemin töreni düzenleyemez. Bu ülkede kimse trikopisin askeri olacak kadar alçalmaz. Ortada korsan bir yemin falan yok. Yıllardır yapılan bir subaylık yemini var. Siz Mustafa Kemal'in askeri izleyen teğmenlerden rahatsız olan, keşke Yunan kazansaydı diyenlerden medet uman, eyalet ve özellik isteyenlerle kol kola giren ve zamanında ülkeyi FETÖ'ye teslim etmiş tiplersiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı mezuniyet töreninde teğmenlerden yükselen Mustafa Kemal'in askerleri sloganı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı arasında gerilime neden oldu. Benim ve Türkiye'nin tek olduğu husus Sayın Başarır. CHP yöneticilerinin Kurtuluş Savaşı kahramanı Gazi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın adını her fırsatta istismar ederek vesayetçilik heveslerini hortlatmaya çalışmalarıdır. Sen o kadar utanmaz, iki yüzlü bir insansın ki kimin neyi istismar ettiği açık bir biçimde ortada. Dün Atatürk'ün adından rahatsız oluyordunuz, bugün de Mustafa Kemal'in askerleri izleyenleri vesayetçilikle suçluyorsunuz. Asıl vesayetçilik Amerika'ya girip maklube sofralarında ülke dizayn edenlerdir. Asıl vesayetçilik işine geldiğinde Atatürk'ün adını kullanarak siyaset yapanlardır. O korkuyu yöneterek Mustafa Kemal'in askeriiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de affetmeyecek biz de affetmeyeceğiz. Başarır Varanka Türk milleti adına mecliste seninle aynı sırada oturmaktan utanıyorum dedi. Askerlerimizin başına çuval geçirildiği, Genelkurmay Başkanının tutuklandığı bir ülkede iktidarın bakanlığını yapmış ve şimdi de Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen genç teğmenlerden rahatsız olan bir milletvekiliyle aynı sırada oturmaktan Türk milleti adına utanç duyuyorum. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir tane teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır.